Mahkemenin yargıma eski başkanlarından Işık Koşener'le kuvvet komutanlarının tanık sıfatını dinlenmemesini eleştirdi. Ne hukuku be, ne garabeti, Türkiye ne diyorsun sen? Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ. Asker hukukla konuşmaz. Cezaevinden mektupla seslendi. Başbuğ, teröristler muteber tanık, ülkenin Genelkurmay Başkanı değil başlıklı mektubunda şu satırlar yer aldı. Türk ordusunun komutanı olarak beraber çalıştığım üst düzey devlet yöneticilerini tanık olarak gösterdim ve mahkeme tarafından dinlenmesini istedim. Mahkeme bu isteğimizi reddetti. Ama Türkiye'de hukuk alanında o kadar büyük hukuk cinayetleri yaşanıyor ki bunların sonucu olarak da mağdurların sanık tarafından tanık gösterilmesi gibi dünyada emsali bulunmayan hukuk garabeti de ortaya çıkabiliyor ifadeleri kullandı. İlker Başbuğ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını da değerlendirdi. Başbakanın konuşmalarına dikkatle bakılırsa iddianamede bize yöneltilen suçlamalara karşı bir isyan ve reddedilişinin olduğu açıkça görülebilir. Mahkeme bu beyanları bu açıdan görmemezlikten gelemez. Aksi takdirde yine diğer zamanlarda olduğu gibi yeni bir hukuk cinayetine neden olabilir. Başbuğ mektubuna Türk milletine seslenerek devam etti. İşte o. Bozacıdan Şıracı'ya mektup. Yüce Türk milleti, senin adına yargılama yaptığını ifade eden mahkeme, terörist Şemdin Sak'ı muteber bir tanık olarak dinlemiş, buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanlığı'nı yapmış emekli Orgeneral Işık Koşener'le kuvvet komutanları ve jandarma genel komutanının tanıklığına itibar etmemiş ve onları dinlememiştir. Gözünüz görmemiş miydi bunları? Bu şekilde hareket edip anlayamadınız mı? Göremediniz mi? Adil yargılama yaptığını ve neticede de adil bir karara ulaşabileceğini beklemek mümkün müdür? Elbette hayır. Aklınız neredeydi? Göremediniz mi bugünleri? Nasıl eğitilmiş insanlarsınız siz?